Merhabalar. Merhaba. Efendim. Bugün neyi konuşacağız Zeynep? Nintendo Direct'in en sonki videosu. Dün gece izledik. Evet, dün gece izledik. Canlı çekmedik bu sefer. Aslında çeksek olurmuş ama... Çok bir şey beklemeyerek oturduk aslında. Evet, çok bir şey duyurulmayacağını düşünüyordum açıkçası. Beklediğimden bayağı bir sağlam bir çıkış yaptı Nintendo oyuna. Şöyle bir tek tek göz atalım dedik. Bakalım neler duyurulmuş. 3DS kısmını geçiyorum arkadaşlar. 3DS'de de çok güzel şeyler duyuruldu ama Switch odaklı bir incelememiz ama olsun. Ama tabii listemiz şeyden, videonun tam tersi gibi. En başta. Tabii yani sırayla Super, değil. Super Önem sırası. Reddit'in önem sırası. Evet, benim önem sıram değil mesela. Benim de önem sıram. Senin olmadığı kesin, tenis yok en başta. Yani. Evet arkadaşlar, Super Smash Bros. Dediniz, işte geldi. Tamam mı? 2018'de çıkacağı duyuruldu. Çok da havalı bir duyuru yaptılar. Önce ya yine mi spotun falan dedi herkes. Herkes demiş mi gerçekten de? Demiştir çünkü yani. Ben Allah Allah ya Splatoon, niye bir daha Splatoon videosu koyuyor yani sanki. Daha kaç tane Splatoon izleyeceğiz derken birden işte Mario göründü, Link göründü. Smash olduğu ortaya çıktı. Ben şahsen Animal Crossing umuyordum. Ama Smash geldiyse onu da E3'e saklıyor olabilirler diye hala umuyorum. Animal Crossing mi? Evet. Evet. Yani eğlenceli bir oyun olacağı benziyor Super Smash. Kesinlikle. Bros. Ben oynamadım. Çok bir ilgim yok. Ben çok az oynadım ama ben hiç ilgimi çeken bir tür olmadığı için dövüşe brawl türü. Öyle ben, yani. Bence eğlence olur ama yani. Ama tabii canım. Oturup da hani dövüş oyunu alıp oynayalım demem hiç, ama evde olduğu zaman hep oynanıyor. Herkes de oynanıyor. Bayağı eğlenceli oluyor. Tam bir parti oyunu ya Super Smash zaten. Evet yani bekleyeni çoktu. En çok beklenen şeylerden Nintendo IP'lerin, hatta şu an en çok beklenen oydu galiba. Çünkü Mario ve Zelda aradan çıktığı için bayağı da sevindi insanlar. Dedim ben zaten izlerken, şu an internet yıkıldı dedim Zeynep'e yani. Evet arkadaşlar, sonra Splatoon'a işte single player expansion duyurdular. Şurada da görüyoruz. Ona da işte genişletiyorlar, yine devam ediyorlar. Splatoon'u çok güzel destekliyorlar zaten. O da eğlenceli bir oyun, o da benim ilgimi pek çekmiyor. tabii bu şey değil tabii, konuyla ilgilenenler izledi videoyu zaten. Bunlar bizim, tabii. Biz hangi oyunları bekliyoruz, hangi oyunları heyecanlandık izlerken, değil mi? Evet, kesinlikle. Ben dediğim gibi zaten desteklemeye devam etmelerini seviyorum. Çünkü çok farklı bir shooter Splatoon gerçekten, çok keyifli oynaması. Ben shooter'a, yani multiplayer shooter'a çok fazla zamanım olmadığı için oynamıyorum ama... Bir shooter oynayacak olsam Splatoon oynardım diye düşünüyorum şu an. Efendim. Ben daha şeyler, Nintendo tarzı olmayan shooter'ları seviyorum galiba. Ben gideyim bu videodan. Yani shooter'sa ama silahım gerçek olsun falan gibi. Hani. Silah değil bir kere. Olay yani çok farklı. Ya shooter deyince shoot ettiğimiz şey silah falan, hani böyle daha gerçek. Neyse ben sen arkadaşlar. Tamam, sen Call of Duty'ye dönebilirsin Zeynep. Neyse arkadaşlar, evet. Başka ne duyuruldu? Mario. Tenis. Mario Tennis Aces. Bu da oynamayacağım ama çok izleyeceğim bir oyun olacağı belli. Evet. Çünkü Gökçe çok seviyor. Evet arkadaşlar, konuşmuştuk zaten. Çıkacağı için çok sevinmiştik. Çünkü arcade de olsa, yani ben arcade tenis oyunlarını da seviyorum. Tenisin kendisinde, tenis oyunlarını da, yani simülasyon tenis oyunlarını da seviyorum. Mario Tennis çok eğlenceli olacağı benziyor. Özellikle o kadar fazla beklentim yoktu. Çünkü pek bir şey göstermemişlerdi hikaye modu dışında. Ama şimdi mekanikleri biraz gösterdiler. Bu zaman yavaşlatma olayları, işte stamina olayı falan filan. Güzel bir denge oturturlarsa çok eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Hikaye modunun güzel olmasını istiyorum. Çünkü... Arcade tarzı spor oyunlarında sen bilmezsin Zeynep. Arcade evet, tarzı. Hiç, yani arcade kısmı değil, spor kısmı gerçekten bilmem. Yani arcade tarzı spor oyunlarında online oyuna ben çok güvenmiyorum. Çünkü çok hani bu cheesing dediğimiz olay var ya, böyle kolay yoldan başarılı olma olayı. Hiç bilmiyordum. Öyle şeyler çok manipüle edilebiliyor. İlginç. Yani simülasyonda da ediliyor nihayetinde oyun olduğu için, ama arcade'de daha çok. O yüzden... Evet Mesut'an, teşekkürler kapıyı gıcırt atarak girdiğin için. Ama işte dediğim gibi hikaye modu da birazcık gelişmiş olursa çok iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Ben bu oyunla ilgilenmiyorma rağmen sunulan şeyleri çok beğendim. Çok ince düşünmüşler. Hani zor oynamak isteyene de, kolay oynamak isteyene de, beraber oynamak Evet. isteyene de Ve birçok şey şey sunmuşlar. var, swing modu var yani. Evet. V'den özlediğim yegane şeylerden biridir. Diğeri de Onu da Endless yapabiliyor. Bir Endless Ocean gelsin arkadaşlar. Neyse. O da çok güzel ama sanıyorum onda çok temel. Zaten şimdi bu trick shot'lar falan filan böyle havalı vuruşlar. Onları kapatabiliyorsunuz oyunda. Sadece hani daha gerçeğe yakın diyeyim yani. Tabii ki yine arcade ama bir tenis deneyimi yaşamak için. Sanıyorum swing modunda onlar yoktur gibime geliyor. Çünkü basit bir deneyim gibi bir şey dediler videoda. Değil mi? Öyle. Sadece bir kolay tür mü? En temel tür atışı mı Öyle ne bir var şey gibi. yani evet öyle gibi duruyordu. Yani her isteğe göre bir oyun deneyimi sunabilecek gibi duruyor. Evet, ilginç bir şekilde Nintendo arkadaşımız online bir turnuvayla oyunu tanıtacakmış. Yine satışları artırma yönünde bir hareket. Kesinlikle denemek için sabırsızlanıyorum. Kirby gibi olmasın da. 22 Haziran'da çıkıyor arkadaşlar bu oyunumuzda. Gelelim Kirby Star Allies'a işte başka arkadaşlar duyuruldu vesaire falan filan geçiyorum abi. Yani çok bir şey yok artık söylenecek Marx zaten adlı bir geliyor. karakter olduğunu da Yeni öğrenmiş yeni oldum. öğrendim. Evet, Octopath Octopath geliyor. Traveler. Sen Evet. biraz oynamıştın değil mi onu? Demosunu oynamıştın ve Demosunu çok güzel görünüyordu. Açıkçası üzerine oynamak konuştuk. isteyebilirim ben de bu oyunu. Çok güzel görünüyor. Sanat tasarımı olarak aşırı güzel. Estetiği çok güzel bir oyun. Ve JRPG'lerin bu hantal yanlarını törpüleyeceklerini düşünüyorum. Bayağı da oyuncu geri bildirimi dinleyip bayağı bir şey de değiştirdiler bu Doğru, arada. çok güzel. Bir de oyun çıktığı zamanki gelecek olan bundle da çok hoş görünüyordu. Videoda onu Evet, da özel tanıttılar. paket tanıttılar Evet. falan filan. Öyle koleksiyon yapanlara da buradan duyurmuş olalım. 13 Temmuz'da geliyor. 13 Temmuz. 13 Temmuz'da geliyor arkadaşlar. Yaz tatilinin ortasında Geliyor. Ya geliyor. yazın Nintendo için bayağı yoğun geçecek gibi duruyor şu an için. Asıl yazın Nintendo oyuncuları için yoğun geçecek. Çünkü Switch'i alıp gidiyorsun ya da 3DS'i alıp gidiyorsun. Taşınabilir sistemler Doğru olduğu dedin. için. Evet, doğru Asıl dedin. bize yoğun yani. Doğru, haklı. Haklı. Zeynep haklı arkadaşlar. Evet. Başka Sonraki Captain Toad Treasure Tracker geliyor. Bu buna oyun... çok seviniyorum. Ben çok sevindim. Nasıl sevindim? Çünkü daha önce Wii U'ya çıkmıştı. Yok, sevinmedim arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum ne olur ama çok güzel Ama ben görünüyor. niye sevindim? Yani Captain Toad'u çok oynamak istediğimden de beğenilmişti diye hatırlıyorum çıktığı zaman. Ben Wii U'yu takip etmedim açıkçası ömrüm boyunca ama oyun aklımda kaldı az buçuk. Şu yüzden seviniyorum. Yine bir Wii U portu duyuruldu. Daha önceki duyurulalı 2 ay olmamıştır herhalde. Wii oyunlarının ve Wii oyunlarının Switch'e gelmesini çok istiyorum. Ve umarım bu şekilde devam Evet. eder. İyi satışta yakalarlarsa portlamaya devam edeceklerini düşünüyorum. Çünkü o kadar az Wii U sahibi var ki birçok insan bunları zaten çok kaliteli oyunlar oynamak isteyecektir. Evet. Ya demek ki birinin içinde Wii ya da Wii U'da oynayamadığı oyunlar ukde olarak kalmış. Kesinlikle kalmaz olur mu? Yani bir de konsolun ömrü açısından değerlendiriyorum. Bunların hepsi benim çok ilgimi çeken oyunlar değil ama kendi çaplarında çok kaliteli ve kendine has oyunlar oldukları için konsola çok fazla değer kattıklarını düşünüyorum. Evet. Tamam. Utandırdım Şimdi evet bir biraz. Nintendo uzmanıyla böyle videolar çekmek çok zor oluyor Estağfurullah arkadaşlar. arkadaşlar. Gökçe sen saysa ben. Bu oyun çok güzel görünüyor falan. Neyse benim de Estağfurullah. başka Sizin de başka alanlarınız alanlarım var var yani. Geleceğiz. ya. Evet, Crash Bandicoot şey yaptılar, duyurdular. Zaten bir söylenti çıkmıştı. Evet. Çok şaşırmadık. Burada garip olan tabii Crash'in aslında PlayStation Exclusive olarak ortaya çıkmış bir seri olması. Bu da hoşuma gitti. Neden Hoş bir olmasın? işbirliği, Neden hoş olmasın? Her şey bir Switch'e gelsin karışım. bana kalsa yani. Evet. Çünkü Her yerde bilmiyorum. oynamak Yani istiyorsun evet, yani. Zeynep'in dediği gibi bu taşınabilir oyun olayı bilmiyorum. Benim için en güzel şey yani. Çok da şık ve hoş bir konsol aslında. Arkasında bir yerine iki tane çıt kutu olsaydı benim için tam olacaktı ama. Yine o lafı Ya etmeden. bayağı iyi yani. Al taşı yani. Evet, sırada Ama çok Zeynep'in saçma düşüyor. çok sevdiği bir oyun. Okami HD geliyor. İyi ki de geliyor. Çok güzel bence. Zaten tam bir Kesinlikle. Switch'sel bir oyun. Çok uygun. Böyle tatlı ve Switch'ser yeni bir kelime. sanatsal görünen tüm oyunları Switch'e TM bekliyor. Zeynep. Switch'sel. Güzel bence. Kesinlikle. Evet. Çok güzel oldu. Çünkü HD versiyonun gelmemesinin hiçbir nedeni yoktu artık yani. PlayStation 3'te olan bir oyun. Ki şunu da söylemek isterim.
Okami'nin böyle çizerek falan oynuyoruz ya. Dokunmatik ekran kullanacağız bunda. Çok tatlı gerçekten. Ne güzel gerçekten. İşte. Yani benim mesela PlayStation'da oynarken çok hoşlanmadığım şey, yani çizmek istiyorsun çünkü hani onu. Çünkü betaları falan da o şekilde olduğu için. Ve tabletop ya da televizyonda oynarken de Joy-Con'ları kullanarak böyle çizim. Yani böyle böyle. Evet. Öyle miymiş? Motion onu control. Görmüş. Evet. Aa, böyle güzel. Böyle. Fış fış. Evet. Harika. Efendim birebir sızan ama onaylanmış olan bir şey. South Park. TFBW. Güzel. Başarılısın. Çünkü bütün dünya her şeyi kısaltıyor. Evet. Söylemeden kaçtın. Ama her söylendiğinde gülmeden de duramıyorum tabii. Evet arkadaşlar. Geliyor yeni South Park oyunu. Ben de güzel kaçtım burada. duyurulmuştu. Zaten hani yani söylentisi çıkmıştı. Buna da seviniyorum. Eskisiyle beraber mi gelecek onu söylemediler galiba ama çünkü demediklerine göre hayır diye. Ama konsola çıktığı zaman yani bu sene çıktığı zaman daha doğrusu diğerini başta hediye etmişlerdi. Bilmiyorum. Belki beraber gelebilir. Gelmeyebilir ama. Zaten ikisi yorar bence yani. Bir tanesi kararında olur. Başarılı bir RPG'di diye hatırlıyorum. Evet. İlki mekanikler açısından. İkinciyi oynamadım arkadaşlar. Evet. Bu oyun beni Sushi Striker ilginç bir şekilde heyecanlandırdı. Çünkü yemeklerle ilgili oyunları çok severim. Sushi çok severim. Ne oldu? Sushi yiyorsun, tabak biriktiriyorsun, millete atıyorsun bir falan. Bir de Diner Dash gibi böyle. Diner Dash gibi onu bir de. Bir de üçlü birleştirme oyunları gibi match-tiller evet. var ya. Ya şimdi insan hep böyle ciddi, hikayeli, böyle karanlık oyunlar oynayınca arada bir dediğinde böyle çok alakasız oyunları da beğenebiliyorum. Çok dinlendirici oluyor. Evet, bayağı. Yani bu daha arcade tarzı oyunlar. Bir ihtiyaç yani. Kesinlikle çünkü eğlendiriyor, kafanı dağıtıyor. Ha. Ve çok güzel görünüyor yani yemek oyunları. Zaten en son ne oynamıştık? Overcooked ne kadar güzeldi değil mesela mi? Da yemekli. Bir de şey mesela Wario'yu neden WarioWare'i buna şey yapmadılar? Ona şaşırdım ben herhalde. Belki 3D kullanıyordu, belki bir şeydi bilmiyorum. Ben Switch'e de getireceklerini düşündüm. Nedense duyurmadılar, 3DS'e duyurdular. Bu oyun bu arada 3DS için duyurulmuştu. Burada da bak söylüyor zaten. Hı hı. Switch'e de getirmeye karar verdiler. Evet, 6 Haziran'da. Bu arada 3DS ile ilgili küçük bir not düşmek isterim. Nintendo 3DS'i desteklemeye devam edeceğiz dediğinde ben çok ciddiye almamıştım açıkçası. Yani bir yıl daha desteklerler belki hani biraz daha ama sonra tamamen söner diye düşünüyordum. Ama bayağı sağlam destekleyecek gibi görünüyorlar belki 1-2 yıl daha. O nedenle 3DS sahiplerine de güzel bir kıyak yapmış oldu Nintendo diyeyim. Evet yani bu konsollarla ilgili çok konuştuk. Vita için de 3DS için de. Yani bir konsola sonsuza kadar yüzlerce oyun gelip durması gerekmiyor bence. Tabii. Benim için belirli rakamda bir oyun sayısı var. Evet. Hani o kadarı varsa zaten ve o konsola oynamak da keyif veriyorsa. Bir de şimdi el konsolu olan bir şeyin ona indie oyunların gelmesinin ve portların gelmesinin avantajı işte konuştuğumuz gibi çok farklı. Yani hani konsola gelmesi de normal bir televizyona bağladığımız konsola gelmesi de çok farklı. Çünkü sandbox oyunu var bunun, tekrar tekrar oynayabileceğin oyunlar var vesaire. İşte oyun skalası genişledikçe konsolun ömrü genişliyor bir yerde yani ve daha hala ilk yılını ancak doldurmuş bir konsoldan bahsediyoruz. Daha geçen hafta mı ne doldurdu değil mi? Öyle bir şey yani. Yani o yüzden gerçekten başarılı buluyorum bu stratejiyi. Çok 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 iyi ettiler. Yani Smash'i de mesela şu an duyurmaları çok akıllıca. Çünkü hala arada kalmış olan insanlar Smash çıkana kadar, çünkü bu yıl çıkacağını biliyorlar artık. Smash çıkana kadar kaçırdıkları oyunları da oynamak için. Çünkü Smash bekleyen insanlar var yani 3DS'den geçmek için mesela. Ya da Wii U'dan geçmek evet. için. Konsolu erkenden alıp, ne de olsa ucuzlayacağı yok, bir şey yok doğru düzgün yani. Erkenden alıp kaçırdıkları oyunları oynayıp Smash bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ne kadar güzel bu oyun dünyasının sosyal kısmını da takip ediyor ama ben bunları hiç bilmiyorum. Smash bekleyen insanlar mı var? Tabii olmaz mı? Ay, Switch alayım mı? Sen Switch ve ben aç herkes. Switch almak için bir oyun bekliyorum. O gelirse alacağım ya, falan filan. Ya tabii öyle insanlar yani, çok var. Yani hani, normaldir büyük olasılıkta da yani hiç bilmiyorum ben. Animal Crossing bekleyen olduğundan eminim. Yani çok büyük. Şimdi Nintendo çok farklı türde oyunlar sunabildiği için. Mesela Smash benim hiç ilgimi çekmezken Animal Crossing'i bekliyorum ve anlayabiliyorum. Bazı insan sadece Animal Crossing oynuyor. Veya işte Animal Crossing, işte Fantasy Life, bu tarz şeyler oynuyor. Ama şey, o
onun almasının bir nedeni olmayabiliyor yani belli bir noktaya kadar, anladın mı? Ne kadar ilginç. Evet evet, çok güzel bir şey bunları biliyor olman. Çünkü oradan bir perspektif sağlıyor oyunun üzerinde. Çok teşekkür ederim Zeynep. İkinci övüşü beni Zeynep'in son 5 dakikada. 15 dakikada. 15 dakika. Dark Souls. Evet, Dark Souls geliyor remastered olarak. Bildiğimiz 25 gibi. Mayıs'ta geliyor. Evet, 25 Mayıs'ı duyurdular. Amiibo'su da çok güzel. Amiibo'su çok güzel ya. Praise the Sun Amiibo'su yapmışlar. Ama evet, çok güzel Amiibo'su yani. Evet, bunun da bir free network testi olacak. Ne zaman artık şeyden önce, çıkmadan önce. Nintendo diyor ki yani bir ayağınız şimdi alışsın bakın diye Dark Souls'a, korkmayın diyor. Ve diyor ki ben diyorum. Kirby gibi olmasın inşallah. Bu da damga, bu benim şey cümlem artık her deneme sürümünden önce. Doğru söylüyor yani, şimdi Kirby'nin demosu çok iyi değildi, evet. Evet, Travis Strikes Again No More Heroes arkadaşlar. İşte 7 tane farklı oyunla geliyor içinde. Geçiyorum. Little Nightmares. Bu oyunu hatırlıyorum ben. Gerçekten sanat tasarımı çok güzel görünüyor değil mi? Hı-hı. Güzel görünüyor. Güzel ama artık birazcık demoda olmaya başlayan bir tarzı var diye düşünüyorum. Sanat tasarımı olarak değil ama aksiyon oyunu olarak, yani hani puzzle aksiyon olayı birazcık artık İnmeye başladı çünkü çok güzel şeyler yaptılar son zamanlar, işte Inside'di bilmem neydi falan filan. Ama tabii ki oyun oyundur yani. Oyun oyundur, güzel bir şey. Evet, ben... Gelsin. Oyun oyundur dedim. Mesela komiklik yapıyor arkadaşlar orada. Evet, Undertale. Undertale hala benim listemde beklemekte, çok merak ettiğim bir oyun olarak. System Seller. Evet. Ya, şey, acaba Switch'te mi oynasam? Onu mu demek istediniz? Yani şey, tabii Undertale'ın gelmesi çok büyük bir olay gerçekten. Ve hani indie desteğinin ve port desteğinin de hani bu şekilde devam etmesi çok güzel bir şey. Tabii tarihi açıklanmadı yine. Çok satacaktır. Evet. Çok da akıllıca bir iş yaptılar getirerek. Daha tarihi açıklanmadı. Eventually yazdı şeyde yani. Eninde sonunda gelecek yazdı sadece. Pek böyle. Hoş. Efendim, Hyrule Warriors Definitive Edition işte 18 Mayıs'ta geliyor. ARMS'ın bir turnuvasını yapıyorlar oynayan 15 kişi için. Bu espriyi Zeynep sen çaldın şu an. Kesin yapacaktı çünkü. Şaka yapıyorum. Ya, tabii ki videoda yapmazdım yani böyle. Şimdi ARMS seven çok insan var, neyse. Seni yeme, hayır, ben aldım şöyle ki üzerime. Sorumlu. Ama şimdi ben söylemezdim zaten, ortaya çıkmış oldu şimdi bu yaptığım eleştiri alay. Neyse. Şimdi videoda bir çok bir şey vardı. Ay bunu yaptık, şunu yaptık ama niye yaptınız falan diyorum hani. O videoyla birlikte komikti. Neyse. bunun da bir test şeyi olacak değil mi? Evet. Test punch yapacaklar. 31 Mart'ta başlıyor. Evet efendim. Bir de işte turnuva düzenliyorlar Amerika ve Kanada kullanıcıları için. Yalnız şey var ya. ARMS yani bayağı beğenildi bu arada. Hani bakmayın benim espri yaptığım ya da Zeynep'in takıldığını, ama çok beğenildi. Ama ben mesela yani denemek bile istemedim, öyle söyleyeyim. Yani bana o kadar uzak bir oyun ki, yani daha uzak bir konsept olamazdı gibi falan düşündüm yani, o kadar. Ama dediğim gibi yaratıcı IP'lerle gelmeleri çok güzel bir şey. Bence devam etsinler. Bayağı sevildi. Yani ben bu kadar ben, asla beklemiyorum. Ya düşünsene, öyle bir dünya ki sadece senin sevdiğin Mario oyunlar var. Olacaksın. Sadece senin sevdiğin oyunlar Mario var. Sene, düşünsene. Mario. Durmadan oyun alıyorsun o zaman. Arada bir böyle sevmediğin oyunlar olacak ki hepsini alıyorum, hepsini oynuyorum, param kalmadı falan. O da güzel, mesela. O da güzel. Evet. Bunu almadım diye iyi hissedebiliyorsun mesela. Evet. Ama ARMS almadım. Evet. Yani ARMS 10 oyun çıktı işte 5'ini almadım falan yani. Güzel, güzel bir bakış açısı sağladı burada Zeynep bize, evet, arkadaşlar. Evet, duyurularımız bu şekilde. Çok güzel oldu duyurular. Bu heyecandan benim askılarım da düştü. Gitti. Her şey gitti arkadaşlar. Böyle yani. Ben de çok memnun kaldım gerçekten bu direktten. Hani bilsek gerçekten bu kadar fazla şey yayınlanacağını canlı yapardık ihtimalle. Ama yine de üzerine bir konuşalım istedik. Artık E3'te görüşürüz herhalde bir daha Nintendo'yla diye düşünüyorum yani. Belli olmaz. Belli olmaz, belli olmaz şimdi olmaz öyle daha şeyler. Mart'tayız ya. Evet. Bir direkt, bir iki direkt daha gelebilir arkadaşlar. Mini direkt falan filan. Ne bekliyorsun sonraki tarihlerden? Ne istersin? Ne isterim? Ne istersin? İsterim? Çok güzel bir şey. Endless Ocean mı istersin? Yok, Endless Ocean istemem ama öyle bir oy verme yeri varsa senin için oy verebilirim o isteklere. Ben şu an Switch'teki oyunlarımı bitirmek isterim öncelikle. Tamam, yeni bir oyun açıklanmasın. Sen sıkıcı bir unuttuk bizim. Sen oyunu almıyordun. Undertale'ın tarihi açıklanabilir. Switch'e almak istediğim bir oyun vardı benim.
Dur unuttum şimdi. Sen de istiyordun. Çıkmış oyunları değil. Sonraki dairelerden ne beklersin Zeynep? Hangi oyunu oynamak istiyorsun? Sen söyle. Sen de bekliyorsun. Aza tamah eden bir insan yani. Ben, var daha ben Zelda'mı bitirmedim. Ben bir kere arkadaşlar çok fazla şey istiyorum ama daha gerçekçi şeyler isteyeceksek ben daha çok port istiyorum açık konuşmak gerekirse. Ben PC portu istiyorum. Mesela Into the Breach çıktı daha yeni. Şu an oynuyorum. Onun da bir incelemesini çekmeyi düşünüyorum. Harika bir strateji oyunu ve Switch gibi bir konsol için biçilmiş kaptan yani. İşte Into the Breach ve FTL'i belki beraber getirebilirler. Ondan sonra yani işte bir sürü indie oyun çıkıyor bir yandan. Switch'e de duyurulsun istiyorum. Yani birçoğu mobile de Switch'e de çok uygun oyunlar. Kendilerini de istiyorum. Daha çok Wii U portu gelsin, Wii portları gelsin istiyorum. Ben bunları istiyorum. Çok fazla beklentim yok. E3'te de bir Animal Crossing açıklanırsa yeterli olacaktır şimdi. Animal Crossing çok hoş olur. Çok tatlı bir çok Animal Crossing. Onu çok isterim. Ama biraz daha ilginç yapsınlar son New Leaf'ten. Yani ben New Leaf'ten çok keyif aldım ama çok uzun süre oynayamadım. Yani bir 2-3 ay sonra aşırı derecede sıkmaya başladı. Çünkü çok uzun soluklu bir oyun olduğu için daha uzun oynayabilmek isterim. Biraz daha mekanikleri derinleştirirlerse daha çok sevineceğim bu sefer. Ben sıkılmadım. Yeni akademik sene başladım. Bırakmak zorunda kaldım. Ben yani. Arkadaşlar işte böyle. Siz izlediniz mi Direct'i ya da şimdi öğrenmiş oldunuz? Beklediğiniz bir şey var mı? Neye şaşırdınız? Gelin konuşalım. Mestan geçti. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.